Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapacağımız bu çalışmamızı bebek battaniyelerimizin kenarlarında, kundaklarımızın ya da bu şekilde görmüş olduğumuz gibi havlularımızın kenarlarında uygulayabiliriz. Ya da sizlere uygun gelen bütün kullanım alanlarında modelimiz tercih edilebilir. Modelimizde ben iki renk kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz aşağının rengiyle yukarıyı da örebilirsiniz. Gayet güzel olmakta. Evet, önce tığlama işlemimizi yapıyoruz. Tığlama işlemimizi yaptıktan sonra yukarıdaki trabzanlarla olan bölümümüzü örüyoruz. Birinci işlemde zeminimizi hazırlıyoruz bu şekilde. İkinci işlemde de bakınız üst kısmı doldurarak örüyoruz. Modelimizde yaparken de anlatacağız ama dilerseniz sert bir zemin üzerine yapacaksanız bu çalışmamızı daha öncesinde şöyle iri bir iğne ile yapacağınız yerleri batırarak, mesafeleri ayarlayarak devam edebilirsiniz. Sizler için çok büyük bir kolaylık olmakta. Yoksa hem mesafeyi ayarlayıp hem örmeye çalışmak biraz sıkıntı yaratıyor. Hem de aralar irili ufaklı olabiliyor. O yüzden ölçülerimizi ayarlayarak iğnemizde, zeminimizde belirli yerlerimizi işaretleyelim. O şekilde örmeye başlayalım. Evet, şimdi kolay gelsin diyerek hemen kenar tığlamamızı çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimize çalışacağımız ürünümüz eğer sertse bir mezurdan yardım alarak işaretlerimizi koyabiliriz. Aynı ölçülerimizi ayarlayarak iğnemizi batıp öncesinde bir delik açabiliriz. Bu kullanacağım benim havlum gayet yumuşak bir havlu. O yüzden herhangi bir şekilde önceden iz bırakmama gerek yok. Ama şu kısımları işleyeceğimiz özellikle çeyizlik havlularda iş ve özellik çok olduğu için sert olabiliyor. Sert olan kısımlarda batma yerimizi ayarlayarak iğnemizi tutalım. İğnemizi bakınız her ayarımıza şu şekilde batma yapalım ölçülerimizi. Hem ayarlı ve ölçülü bir şekilde düzgün olsun, hem de emeğimiz boşa gitmemiş olsun. Diğer kundaklarımızda da aynı şekilde çalışmamızı yapabiliriz. Mezurumuzu alıp şöyle birer santim ya da 1,5 santim aralıklarla kullanacağımız, yani batacağımız yerleri şu şekilde işaretlersek tığımızı daha rahat girdirerek herhangi bir şekilde kimisi büyük, kimisi küçük aralıklar halinde olmaz. Daha düzgün bir şekilde işimizi yaparız. Ama çeyizdeki ürünlerde özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bebe battaniyelerinde yıkandıkça falan o kadar belli olmuyor. Fakat çeyiz battaniyeleri, çeyiz havluları kalın, kalıp gibi durdukları için daha ölçülü, daha düzenli olmasında fayda var. Onun için mezurumuzdan yardım alalım. Evet, ben bunu da kullanmayacağım. Çünkü normal bir havlu, sadece çalışma yapmak için kullanıyorum. İpimizi hemen örmeye başlayalım. Bakınız şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Düğümümü attıktan sonra ilmeğimi şöyle biraz uzatıyorum. Bakınız batacağım yere tam denk gelecek şekilde ilmeğimi uzattım ve başlangıç yerime geliyorum. Tığımı batırıyorum ve arkadan şurada hazırlamış olduğum uzattığım ilmeğin arasından tığımı geçiriyorum. Düğümüm arkada kalıyor ve uzattığım ilmeği şu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra yine aynı yere giriyorum. Bir tane ilmeğimi uzatıyorum. Aynı yerden çıkararak kapatıyorum. Sonrasında zincir çekmiyorum. Bakınız tığımın başında dolamıyorum. Hemen mesafemi ayarlıyorum. Belli bir ölçüde ilerliyorum. Araya zincir çekmedim. Batıyorum. Tekrar ipimi uzatıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektikten sonra aynı yere geliyorum. Sadece batıyorum. Tekrar çıkıyorum. Ayarlamamı yaptıktan sonra kapatıyorum. Zincir çekmiyorum. Hemen kapama işlemini yaptıktan sonra başında dolamıyorum. Biraz mesafemi ayarlıyorum. Tığla ölçüyle yaparsanız özellikle çeyizlik ürünlerinizde çok daha güzel olur. Hemen 1 santimden biraz fazla ilerledim. İlmeğimi uzatıyorum. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. Aynı yere tığımın ne başını doladım ne farklı bir şey yaptım. Direkt giriyorum. Hemen çıkıyorum. tekrar kapatıyorum. Araya zincir çekmeden biraz mesafemi ayarlıyorum, batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3 zincirimi ördükten sonra aynı yere önden batıyorum. Mesafemi ayarlıyorum ve kapatıyorum. Şöyle bakınız, mesafemizi güzelce ayarlayarak sıramızın sonuna doğru ilerleyelim. Burayı ikinciyi yaptıktan sonra zincirimi çekmiyorum. Mesafemi şu şekilde ayarlıyorum. Batıyorum. İpimi asılıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektikten sonra aynı yere giriyorum. Yuvalarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Tekrar zincir çekmiyorum. Mesafemi ayarlayarak ileriye doğru batıyorum. İpimi uzatıyorum, çekiyorum. 1, 2, 3 zincirimi araya çektikten sonra aynı yere giriyorum. Ve tekrar bakınız devam ediyorum. Mesafemi ayarlıyorum. Çekiyorum. 1, 2, 3. Aynı yerin içerisine gelerek batıyorum. Ve çekiyorum. Evet, çalışmamızı sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Aralarda üçer tane zincirimizi çekelim ve görmüş olduğumuz gibi sadece aynı yere başını dolamadan batalım, çıkalım. 3 zincirimizi çektikten sonra tekrar batalım. Her iki V'mizin arasında, bu çaprazlarımızın arasında zincir çekmeden mesafemizi ayarlayarak batalım. 3 zincirimiz tekrar aynı yere şekliyle örerek devam edelim. Bu şekliyle bile dediğim gibi kullanabilirsiniz. Evet, şimdi sıramı tamamlayayım. Evet, zeminimizi hazırladık. Bu şekliyle bile gayet güzel oldu. Gördüğümüz gibi çok güzel. Şimdi üzerine örmek istiyorum trabzanlarımızla. Dilerseniz aynı renkle devam edebilirsiniz. Çok hoş olur ama ben renk farklı olsun istiyorum. O yüzden toz pembe bir ipimi kullanıyorum. Hemen ilk V'mizin zincirinin içerisine giriyorum ve başlıyorum zincirimi çekmeye. Bir bağlıyorum, sabitliyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim. Yuvanın içerisine giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. 4 tane zincir ve 3 trabzanımızı yan yana örüyoruz. Bakınız. 4 tane zincir, 3 trabzanımız. Sıramızın sayısını tamamladıktan sonra hemen bir sonraki V'min içerisine gelerek sık iğnemle batıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 3 trabzanımı yan yana örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 3 tane trabzanımızı örelim. Zincirimizle birlikte toplam 4 olsun. 4 kalın gelir. Evet, 3 trabzanımı ördükten sonra zincirimizle birlikte 4 tane trabzan görüntüsüne kavuştuktan sonra bir sonraki sıranın içerisine yine sık iğnemle batıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak 1, 2, 3 tane trabzanımı örüyorum. 3. trabzanımı hemen diğer V'nin içerisine batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde sıramızı sonuna kadar tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna kadar bakınız 3 tane trabzanımızı ve 4'er zincirimizi çektik. Bu şekilde kenar işlemimizi tamamladık. En son 3. trabzanımızı ördükten sonra bir tane zincirimizi çekelim ve ipimizi buradan koparalım ve çalışmamızın bu şekilde sonuna gelmiş olalım. Evet, bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.